İyi akşamlar arkadaşlar. 13 Aralık akşamından İstanbul İkiteli'den Takıyettin Mehmet Efendi Dershanesi'nden hepinizi saygıyla selamlıyor. Bir Necmettin Marmara Hoca'nın Rahle-i Tedrisatına hoş geldiniz diyorum. Muhammed internetin meşhur integrallerinden bir tanesi. Şimdi biz çözümleyeceğiz. Bir de bizim anlatımımıza bakın. Bazı matematik öğretmeni arkadaşlar soru gönderiyor. Ben de diyorum hocam sen bu soruyu zaten çözüyorsun. Çözersin. Niye bana gönderiyor? Hocam sen çok değişik ve farklı anlatıyorsun. Bizim görmediğimiz ayrıntılarda gördüğün oluyor. Oradan da faydalanıyor. Bu da gerçek bir şey. Biz de onlardan faydalanıyoruz. Onlar bizden faydalanıyor. Ve öğrenciler, bütün dünya matematik severleri bu havuzdan hepimiz nasipleniyoruz. Muhammed integralimiz burada. Şimdi bu integrali çözümlerken şöyle bir şey, şunu sileyim ben. Senden iyi dikkat et. Bu integrali çözümlerken bu ifade, şu ifade e üzeri ln t üzeri eksi t dt diyorum. Yine sıfırdan bile. Bak bakayım bunun ikisi arasında ne fark var. Samet olsaydı hemen eşit hocam derdi. Ln'in özelliği mesela aynı tabana göre yaptım. Bunlar gidiyor. Bu sistem öne düşüyor. Burası birliyor. Tamam mı? Şimdi bunu yazdıktan sonra bir de sen biliyorsun ln logaritma operatörünün özelliği bunu da öne de çarpma olarak düşüyor değil mi? Evet. Tamam. Şimdi bu noktadan sonra iki durum var. İki durumu da şöyle yapalım. Eğer bir e üzeri x sayısı Muhammed, e üzeri x'in seri açılımlarından bir tanesi sigma ile kullanıyoruz. Sıfırdan sonsuza dikkat kesin Muhammed burayı. X üzeri n bölü n faktöriyel. Bu e üzeri x. Peki e üzeri eksi x nedir? E üzeri eksi x'in açılımı n eşittir sıfırdan sonsuza. Şuraya bölelim biz. X üzeri n bölü n faktöriyel dedim. Hocam aynı oldu. Eksi 1 üzeri n. Bu alterli bir seri. Yani eksi 1 n'in çift kuvvetlerinde mesela eksi 1'in sıfırıncı kuvveti, eksi 1'in ikinci kuvveti, dördüncü kuvvetinde burası pozitif oluyor. Tek kuvvetlerinde negatif oluyor. Pozitif negatif sistemine biz ne diyoruz? Alterli seri. Şimdi x yerine şu ifadeyi getireceğim. X yerine artık bunu koyacağım. Kesinleşti. Doğru mu? Bunu koyacağım. Peki ben hangisini kullanacağım? Benim X diyeceğim bu mu bu mu meselesi. Şimdi bunu nasıl bakıyoruz arkadaşlar? Senin T'ne dön. Dön T'ne. 0 ile 1 arasında değil mi? 0 ile 1 arasında. Peki şuna bir bakalım hangisi diye. Bak soruya girmeden bir kere böyle yaparsak her zaman söylediğim işlem hatasına düşmeyiz. Çok olayı pratikleştiriyoruz. Bak şimdi. Eksi t çarpı ln t ve t'nin de 0 ile 1 arasında. Şimdi 0 ile 1 arasında t pozitif mi Muhammed? Pozitif değil mi? Önüne eksi gelirse burası negatif. Yani küçüktür nedir? 0. Küçüktür 0. Böyle mi yazıyorum? Evet. Peki. Burası küçüktür 0. ln t ne? Şimdi T 0 ile 1 arasında olduğu için 0 küçük eşit T küçük eşittir 1 gibi düşünüyoruz. 0 ile 1. Hocam 0 ile 1 arasında logaritma negatiftir. O zaman bu da küçüktür 0. Dolayısıyla eksi T ln T negatif negatif ne yapıyor? Büyüktür 0. Dolayısıyla ben bunlardan hangisini alacakmışım? Üstte ifadeyi alacağız tamam. Bak, şeyi anlatır gibi, anlatır gibi, estağfurullah, estağfurullah diyoruz, tamam. Şimdi Muhammed, o zaman olayı da silmiş olduk. Bunu bir seri, toplam seri açılımını nereye yazalım? Şuraya yazalım, bak. Sıfırdan bire, e üzeri olan ifadeyi toplam neye eşittir? Sıfırdan sonsuza ne yapıyorduk? Eksi t ln t üzeri n bölü n faktöriyel
Bir de benim bak burada neyim var? BT'm var. Doğru mu? Peki. Şu ifadeleri bir taksim edeyim ben şuraya. Şöyle bir açık açık yazalım. Sıfırdan bire. Toplam n eşittir sıfırdan sonsuza. Sürekli toplam, kesikli toplam. Çünkü sıfırdan sonsuza giderken 1, 2, 3 diye gidiyor. 1.1 diye falan değil. Yani sigmanın özelliği. Evet. Şu eksi önce şunu da yapayım. 1 böl... Yok. Önce yukarıyı bir halledelim. Dur. Eksi t üzeri n hem eksi t'nin üzerine hem logaritma t'nin üzerine. Eksi 1 üzeri n t üzeri n ln t üzeri n dt. Doğru mu? Bölü n faktöriyel. Bak, t'ye göre integral, n'e göre seri açılımı. Toplama operatörü ile diğer toplama operatörü komüte eder. Ben ne yapıyorum? Çünkü t'ye göre integral edeceğim için bunu yer değiştiriyorum. Aşağıya çekim yapıyor mu Ahmet? Aşağı görünüyor mu? Buraya yazayım mı? Siyans görünüyor. Yani. Tamam. Şimdi toplama operatörümüz var. N eşittir sıfırdan sonsuza. Şimdi eksi 1 üzeri n t'ye bağlı değil. İntegralin dışına atıyorum. Eksi 1 üzeri n bölü n faktöriyel. Bak bunlar t'ye bağlı değil. Kim t'ye bağlı? Kim t'ye bağlı? Sıfırdan 1'e t üzeri n. Bunu dışarı atamam integral t'ye göre. Ln t üzeri n, tamam, efendime söyleyeyim, dt. Başka bir şey kaldı mı? Muhammed, ben bu integral sorusunda kimi çözümleyeceğim? Bunu. Tek şu kısmı yazmayacağım, bu altta duracak, tamam. Dakika bilgisi verir misin? 7 dakika. 3-4 dakika diye başlıyoruz. 20 dakikayla 15 dakikayla çıkıyoruz. Ama bak Muhammed bu çok önemli. Niye insan her videoda 20-25 abone geliyor? Yani son günlerde bizim kanal için biz 25 aboneyi 3 ayda buluyorduk. 2 ay ilk zamanları düşün ve gerçekten beğeniliyor. Hem yazımdaki görsellik hem anlatımdaki açıklık. Efendim mesela şurayı da sileyim. Burayı da kaldım. Şimdi bu duruyor. Burayla ilgileniyoruz. Ve burası için bak şu ln t'ye dönüşüm yapacağız. Burada da çok her son günlerdeki videolarda ısrarla belirtiyoruz. Şimdi ne yapalım? Ln t eşittir u demiyoruz. Niye? T'miz 0 ile 1 arasında pozitif olduğu için 0 ile 1 arasında ln burası negatif. Ben burası negatif gelsin istiyorum. Ve bu şartlarda buranın negatif gelmesi için u'nun da zaten sıfırdan büyük olması şartımız var. Peki t'nin sınırlarını kontrol edersen dikkat kesin Muhammed. T'miz 0 ile 1 arasında. Ln 1 0 onu sen de biliyorsun. Efendime söyleyeyim. Ln 0 eksi sonsuz. Eksilik burada sonsuz. Her halükarda anladın sen de anladın Muhammed. Gamaya gidiyoruz. Gama n'li bir şeye gidiyoruz ama n artı 1 mi, n artı 1 bölü 2 mi, n 2 n mi bilmiyoruz. Şimdi ona bakacağız. Ama bizim deneyimlerimiz gamaya gittiğimizi gösteriyor. Ha, burayı silmeyecektik, orası duruyor. Şimdi bu bilgiler ışığı altında kim lazım bile bize Muhammed? Dt lazım. Buradan t'yi çekersen bak, bunlar yer değiştirme özelliği. T eşittir e üzeri eksi u'ya. O zaman dt eşittir eksi e üzeri eksi u du dönüşüm. Evet, yazalım artık yerine koyalım. Ha, bu buna eşittir diye şunu yapıyoruz, tamam mı? Bunu karıştırmıyoruz. Şunu yazıyoruz. Buna ne diyelim biz buna? I diyelim. Tamam, buna I diyelim. O zaman şuraya mı? Şuraya yazalım. I eşittir. Peki. T üzeri n. Bak Muhammed, önce T sıfırdan bir ne oldu? Sıfırdan bire ne oldu? Hocam sıfırdan bire sonsuzdan sıfır oldu. Bak Muhammed, sonsuzdan sıfıra. T üzeri n. T üzeri n'i oluşturman için buranın o zaman e üzeri eksi n u. Var mı itirazın Muhammed? Peki. Çarpı ln t. Ln t eksi u
üzeri eksi u üzerine n çarpı dt. Bu da burada eksi e üzeri eksi u du. Tamam mıyız? Şimdi Muhammed dikkat kesin. Şimdi bir yerde bir şey kaçırmak istemiyorum. Bir işlem ha. Bak eksi doğru mu? Eksi ile çarptım ne yaptı? Artı yaptı. Doğru mu Ahmet? 2 eksi artı yaptı. Bir de sınırları tabla attığım zaman oradan eksilik geliyor. O zaman benim ifadem bu ifade eksi pardon. Sonsuz, bir dakika. Dur. Ama ne güzel. Şimdi dur. Şimdi bunu böyle eksi öyle bir şey yok. Buraya dikkat kesilmemiz gereken nokta şu. Eksi uyuyor. Nereye? Şuraya yazayım. Eksi u üzeri n'i görüyor musun Muhammed? E ne gelecek? Eksi 1 çarpı u üzeri n. Dolayısıyla bu eksi 1 üzeri n u üzeri n şeklinde yazıyorsun. Bir yanlış olmasın diye. Kontrol edelim. Kontrol etmek. T üzeri n. Bakıyorum. E üzeri eksi u t üzeri n doğru. O zaman ne yapıyorum? Bak Muhammed. He hocam bunu yaparsan sen o zaman bu eksi 1'i kullanmamış olsun. Bu eksilik sınır değiştirmeyle artı olur. Burası artıya dönüşüyor. İntegral yazalım yerine. Şimdi e üzeri n u e üzeri eksi n u bu kez sıfırdan sonsuza. Bu eksilikle sınırlar birbirini pozitif etti. Çarpı eksi 1 üzeri n doğru mu? Çarpı u üzeri n çarpı e üzeri eksi u du. Bu. Şimdi ben kendime yer açmak üzere şurayı sileyim. Ha. Şimdi Muhammed şu eksi 1 üzeri n'i integral dışına atarız. Niye? Hocam n'e göre integralim t'ye göre olan integralim şimdi neye göre? U'ya göre. Ha, bunu dışarı atabilirim. O zaman şu eksi 1 üzeri n'i de çıkarıyorum Muhammed. Nereye çıkarıyorum? A buraya koyuyorum. Eksi 1 üzeri n diyorum. Tamam mı? Dışarı çıkarıyorum ve siliyorum burayı artık. Burayı sildim. Şimdi kalanlar ki kalanlar. Madem çıkarttın hocam dışarı aldın. Şöyle aldın. Hatta dikkat et Muhammed. Eksi 1 üzeri n. Eksi 1 üzeri n. Eksi 1 üzeri üstler toplanıyor değil mi? 2 n. N'in bütün tam sayılarında 2 n çift sayıdır. Ve eksi 1 eksi 1 burayı ne yapar? Artı 1 yapar. Burası artık nedir? 1'dir. Bana şurayı silmişim. Evet şu kaldı. Doğru mu? Aa hocam. E üzeri n u, e üzeri 1 u, eksi 1 u. O zaman ben bunu şöyle yazabilirim. Şu ikisini yine birleştiriyorum bak Muhammed. U n artı 1 yapıyorum. Sonra bu var. U üzeri n d u var. U üzeri n d u var. Olay bu. Şimdi Muhammed Efendi. Yalnız gamaya gitmesi için e üzeri x gibi, eksi x gibi bir sabite gitmem gerekiyor. Onu da gamaya götürmek için şu kısma, şuna, u tam gamayla örtüşsün arkadaşlar da gör. N artı 1'e ne diyorum? X diyorum. Bana ne lazım? Du lazım. O zaman u'yu yalnız bırakmam gerekiyor. X bölü n artı 1. Buradan da du eşittir. Dx bölü n artı 1. Şimdi bunları yerine koyalım seninle. Hocam u'yu u üzeri n'yi peşin yazarsan bak u üzeri n. U üzeri n'yi de bak buradan gör Muhammed. U üzeri n yerine hocam x üzeri n bölü n artı 1 üzeri n. Doğru mu Muhammed? Çarpı e üzeri eksi x. Buna komple x dedik. Tamam. Çarpı du. Dx bölü nedir Muhammed? N artı 1. Bak n artı 1 üzeri ne?
N artı 1 üzeri 1. Üstler ne oluyordu Muhammed? Toplam şeklinde yazılıyordu. Toplam şeklinde yazılıyordu bu ifade. Hocam, ha, sınırlarımız yine sıfırdan sonsuza. Bak, sınırlarda bir değişim olmuyor. Gör burayı. U sıfır için x sıfır, u sonsuz için x sonsuz. Tamam. Şöyle düzgün bir sonsuz yapalım. Şimdi Muhammed Efendi, hocam bu zaten integral dışına atılır. Çünkü integral x'e göre, bunlar n'ye göre. At dışarıya. N artı 1 üzeri n artı 1 dışarıda. Çıktı. Peki. Muhammed Efendi, bu ne? Bu ne? Bu şu ifademiz ne? Şu ifade. Aa hocam, bu gamma. Evet, gamma. Gamma'nın hangi değeri? Gamma'nın hangi değeri? N artı 1 değeri. Alfa için, değil mi? Alfa için alfa artı 1. N için n artı 1. O zaman bu integral eşittir. Bu integral eşittir. N eşittir sıfırdan sonsuza. N eşittir sıfırdan sonsuza. Evet. Aşağıda n faktöriyel. 1 bölü n faktöriyel. Evet. Yukarıda şey, aşağıda, yine aşağıda, yukarıda diyor mu? 1 bölü n artı 1 üzeri n artı 1. Şurayı açayım. Şurayı artık şu eski şeyle kaldırıp karışıklığı ortadan. Ha, şurayı da kaldırayım. Bu da gitsin. Tamam. N artı 1. Doğru mu Muhammed? Sonuç ne hocam? N artı 1 üzeri n artı 1 burada. 1 bölü n burada. Sigma burada. Gamma kaldı. Şunu da gamma n artı 1'e çeviriyorum. Tamam. Gamma fonksiyonu özelliği Muhammed. Gamma fonksiyonu özelliği. Eğer n burada bir tam sayı ise, gamma n artı 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 gibi tam sayı, herhangi bir tam sayı ise, bu eşittir n faktöriyeline. Dolayısıyla hocam n faktöriyel birbirini götürdü. Muhammed, şu düşeni de bana kaldır. O zaman onu kaldır bana ver. Şurayı sileyim ben. Şöyle güzel bir görsel. Evet, bu da gitti. Var olan Muhammed, teşekkür ederim. Kapatayım ben onu. O zaman ne kaldı Muhammed? Bakar mısın tahtaya? Ne kaldı bakalım. Eşittir. Bak, n eşittir sıfırdan sonsuza 1 bölü n artı 1 üzeri n artı 1 kaldı. Doğru mu? Bir de biz bunu ne yapalım? n eşittir 1'e götürelim. Bunu yapmam için n gördüğüm yere burada n artı 1 yazmam lazım. 1 artırmam gerekiyor. Bu tarafta da 1 eksilteceğim. O zaman n gördüğüm yere n eksi 1 yazarım. Bunu yaptığım zaman ne olur? Hocam, toplam n eşittir 1'den sonsuza 1 bölü n üzeri n olur, değil mi? Bu 1 olduğu için üstten şunu şöyle yazabilirsin Muhammed. N eşittir 1'den sonsuza 1 bölü n üzeri n şeklinde yazabilirsin. Şunu da bana verir misin Muhammed? Onu bana, oradan bana ver. Şimdi son olarak onu bana ver. Teşekkür ederim abi. Son olarak, çünkü videoyu biraz daha güzelleştireyim. Şöyle. Bu benim gördüğüm, yani bu soruyu çözen diğer matematik kanallarında da, şu gözdeki karışıklığı kaldırmak için şurayı sileyim. Hatta burayı da kaldıralım. Şöyle. Bunu da yukarı yanına koyalım. Peki. Bunu da buraya koyalım. Temize geçelim. N eşittir 1'den sonsuza 1 bölü n üzeri n ifadesi burada dursun. Şimdi bunun herhalde şu ana kadar neye eşit oldu? Yakınsadığı kesin. Yakınsıyor. Ama nereye yakınsadığını henüz galiba matematikçiler şu ana kadar hesaplayamadılar. Bazı matematik sorularında Muhammed, milyonlarca dolarlık ödül var. Hani bu ödülleri niye o sorulara veriyorlar biliyor musun? Çünkü onu çözen adam. Hayır. Başka soruya da verirler.
gerek atom altı, gerek nükleer fizikte veya kimyada, genetikte veyahut da atıyorum F-35'in kanat dizaynında o denklemlerin çözümleri gerekebiliyor. Adam sen diyor matematikçiye veriyor, Afrikalı matematikçi atıyorum, Türkiye'li matematikçi bu soruyu çözüyor, sana diyor aferin falan. Halbuki başka yerde kullanıyor ama nerede kullandığını bize söylemiyor. Yani niye bazı sorulara ödül var, bazılarına yok? Onun çözümünün yapılmasını istiyor aslında. O çözümünden bir sonuçlar elde. Şimdi bak şunu bir açalım Mahmet. Dikkat kesilir misin? Şunu bir açarsak şunu şu şekilde. Bir seri açalım bir arkadaşlar. Normalde burada olayı bitiriyorlar. Biz gereğinden fazla uzattık ama anlatım için yani ilk öğrenme için çok önemli. N eşittir 1 bölü 1, 1 artı. N eşittir 2, 1 bölü 2 üzeri 1 bölü 2 üzeri ne? 2 artı. Üçüncü terimi koyuyorum. 1 bölü 3 üzeri 3 artı 1 bölü 4 üzeri 4 artı nokta nokta. Şunu bir tık düzenle bak. 1 artı 1 bölü 4 artı 1 bölü ne? 27 artı 16 16 2 16 16 256 mıydı mı? 256 artı nokta nokta, görüyor musun? Nereden biliyorum bunun bir yere yakınsadığını? Yakınsak olduğunu hissediyorum, biliyorum ama nereye yakınsadığını bilmiyorum. Çünkü Basel denkleminden biliyoruz. Riemann'da da çocuğum. Bak birden sonsuza bir bölü ne karenin ne olduğunu biliyorum. Nedir bu? Bir bölü ne kare? Pi kare bölü 6. Peki şu seriye dikkat kesilir misin? Şu kıyaslama türü bak. İlk terim 1 koyarsam 1 artı 1 artı. İkinci terim 1 bölü nedir? 4 artı. Üçüncü terim 1 bölü 9 artı. Bundan sonra kareler gelecek. 4'ün karesi 1 bölü 16 artı 1 bölü 25. Şimdi bak Muhammed, limitlerde, integralde, analizde bu yakınsaksa, bu yakınsaksa, çünkü bak eşit, eşit. Kim büyük? Bu büyük. Kim büyük? Yani bundan sonra bütün terimlerde bu terimlerin toplamı büyük. O zaman ben şunu biliyorum. Ha, ilk bir bilgi mesela kullan. Evet hocam, bu toplam pi kare bölü 6'dan küçüktür. Bu rakamlar ne? 1.29 daha da gidiyor da ben o kadar hesaplamadım. Çok güzel bir çalışma oldu Muhammed. Sana da teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar hepinize başarılar.